Messi Amerika kariyerine şovla başladı. Daha önce muhtemelen duymadığınız bir kupayla Amerika'daki kariyerine Inter Miami ile giriş yapan Messi ilk maçında son dakika frekik golüyle takımına galibiyeti getirdi. İkinci maçında iki gol bir ile şov yaptı ve üçüncü maçında da artık yine İki golle harika bir performans gösterdi ve bize de bu kupa neymiş sorusunu getirmiş oldu. Ben de sizin için bu kupayı incelemeye karar verdim ama ilk olarak nereden çıktı tarihiyle bunu bir değerlendirmeye başlayalım. Meksika'nın Güney Amerika ile birlikte ortak katıldığı Libertadores kupasından çekilmesiyle aslında Meksika takımlarının takviminde bir boşluk oluşmuştu. Aynı zamanda 2007 ve 2010 yılları arasında hem MLS hem de Meksika Ligi arasında oynanan bir kupa, bir lig organizasyonu vardı. Dolayısıyla bu organizasyonu yerine koymak, o takvimi boşluğuna doldurmak için ikilik bir ortaklıkla birlikte ortaya bir şey çıkaralım, o takvimi dolduralım dedi. Bunun için 2019 yılında ilk olarak ikilikten de 4'er tane takımın katıldığı bir turnuva yapıldı. Burada Amerika'dan gelen 4 takımın tamamen davet üzerine gelmesi, hiçbir başarı kontenjanı falan olmaması biraz enteresandı. Sonrasında 2020 yılında 16 takıma çıkarak yapılacaktı. Ancak burada da pandemi devreye girince iptal oldu. 2021 yılında 8 takımla yapıldı. 2020 kılma ise 4 takımla yapılacağı açıklanmışken birazcık daha maç olsun biraz daha para kazanalım abi dedi Amerikalılar ve bunu 7 takıma çıkarak enteresan bir formatta maçları yaptı. Tabii ki MLS takımlarının burada davetle geliyor olması falan baya eleştirildi ve tamamen Amerikalıların daha fazla nasıl para yaparız Güney Amerika'ya Orta Amerika'ya nasıl açılırız üzerine çıkmış bir turnuva olarak baya eleştiri aldı. Bunun üzerine de şov halinden biraz daha çıkarmak için ikilik gitti kafla konuştu ve 2024 yılından itibaren bu turnuvadan giden takımlar CONCACAF'a bir bilet kazanacak. Yani CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na. Dolayısıyla turnuva birazcık daha anlamlı hale gelmiş oldu. Böylelikle ve 47 takıma çıktı. Tamamen ikilikten toplam bütün takımların katıldığı bir turnuva haline gelmiş oldu. Şimdi 47 takımlı format nasıl olacak diye merak ediyorsanız oraya geçmeden beğeni butonuna basarsanız devam edelim hızlıca. MLS'de 29 takım olduğu için 47 takım geliyor aslında. 18 takım da Meksika Ligi'nden geliyor. Tabii ki MLS 2025 yılında 30 takıma çıkacağı için 48 takımlı da biraz daha mantıklı bir format olacaktır. Ancak şu anki formatta iki takım yani MLS en çok puan alan takımıyla Meksika liginin en çok puan alan takımı doğrudan elemeler aşamasına geçiyor ve gruplara katılmıyor. Gruplara katılan 45 takım ise üçerli olarak 15 gruba ayrılıyor. Burada bir çapraz eşleşme yapılıyor. MLS'de en çok puan toplayan 15 takım yani ilk sıradaki hariç yani 16.ya kadar olan takımlar ve Meksika'da da aynı şekilde birinci hariç ikinciden 16'ya kadar olan takımlar çapraz olarak eşleştiriliyor. Yani ikinci ile Meksika'nın 16.sı, MLS'in 3.sü ile Meksika'nın 15.sı olacak şekilde kapanarak bir eşleşme yapılmış. Böylelikle gruplar oluşturulmuş. Aynı zamanda iki liginde en kalan diğer takımın diğer 15 takımı da bu gruplara atılmış. Ama bu gruplara atılırken tamamen coğrafi yakınlığa göre atılmış. Çünkü maçların hepsi MLS takımlarının evlerinde oynandığı için Meksika takımları konuk olarak geldiği için iki tane MLS takımının birbirine olabildiğince yakınlığı sağlanmaya çalışmış gruplarda. Ve burada da maçlar MLS takımlarının evinde olduğu için MLS takımları birbirleriyle oynarken bir tanesinin evinde, diğer maçta Meksika takımlarına karşı kendi evinde olduğu için onlar iki ya da bir maçı kendi evinde oynamış. Meksika takımları ise tamamen deplasmanda oynamış. Tabi turnuva sadece bir aylık boşluğa sığdırıldığı için formatta enteresan bazı şeyler var ki gruplarda 3 takım olması biliyorsunuz aynı puanda birçok takımın olması ve gruptan çıkacak takım belirlemede sorun yaratabiliyor. Bunun için de 90 dakika sonucunda kazanan takım 3 kaybeden takım bildiğimiz gibi 0 puan alırken maçın berabere gitmesi durumunda maç doğrudan penaltılara gidiyor ve penaltılara giderken iki takım da aslında birer puanı cebine koymuş oluyor normal beraberlikteki gibi. Ama ekstradan penaltıları kazanan takım bir puan daha kazanarak en kazanan takımlar iki puan kazanmış oluyor maçlardan ve böylelikle aslında takımlar arasındaki eşit puanda olma durumu da olabildiğince önlenmiş. Çünkü bazen böyle sadece ikişer maç oynanan gruplarda bütün maçlar berabere bitince kimin çıkacağına karar vermekte sarı kartlara falan kalıyoruz. O açıdan güzel olmuş. Böylece her gruptan iki toplamda 30 takım eleme aşamasına geçiyor. Burada da iki tane şampiyon diyebileceğimiz takımın eklenmesiyle 32 takımlık bir eleme sistemine geçiliyor. Eleme aşamasında da daha önceden belirlenmiş 4 bölge halinde gidebilecek Diyor ve aslında çeyrek finale çıktığınızda o bölgenin şampiyonu olmuşsunuz gibi bir şey oluyor. Zaten Amerikalılar biliyorsunuz her şeye şampiyon demeyi seviyor. Burada da yine enteresan olan maç uzatmalara gitmiyor. 90 dakika sonucunda direkt penaltılar atılıyor ve elemeler bu şekilde tek maç tek maç geçiliyor. Sonunda da şampiyon diğer finalist ve üçüncülük maçı da var. Üçüncülük maçını da kazanan takım Konkakaf Şampiyonlar Kupası'na bilet alıyor. Tabii ki şampiyonun ekstra bir avantajı var. Onlar direkt son 16 turundan başlıyor. Diğerleri daha geri bir aşamadan başlıyor. Böylelikle turnuvayı birazcık da anlamlı hale getirmeye çalışmışlar. Yayıncı kim diye merak ediyorsanız MLS League Pass yani Apple TV Plus'ın üzerinden yayıncılık yapıyor ve Türkiye'de bunun servisi olmadığı için de biz ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Belki bu video yayınlanma çoktan elenmiş olacak Messi ama sizce kupayı alır mı? Elenmediyse yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Daha önce MLS'in karışık formatını da sizlerle paylaşmıştım. Messi artık MLS'de olduğu için orayı anmak bizim için daha önemli oldu. Şuradaki videodan MLS'in formatını anlayabilirsiniz ve Messi aslında Amerika'da nelerle karşılaşacak haberdar olabilirsiniz. Orada görüşmek üzere.